Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 28 Şubat Salı günü, depremin 22. günündeyiz. Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Burası Yeni Mahalle, 608 nolu sokağa geldik. Buradaki hem yıkım faaliyetlerinden size bahsedeceğim, hem şehrin biraz genel durumu ile ilgili birkaç bir şeyler söyleyeceğim, hem de insanların artık taşınma çabalarına, taşınma faaliyetlerine geçtiğinden biraz bahsedeceğim. Şu an 608 nolu sokakta bir yıkım faaliyeti gerçekleşiyor. Bu bina da yine ağır hasar almış ve acil yıkılacak binalardan bir tanesiydi. Şu an görevliler bu binanın yıkımını yapıyorlar. Bir taraftan size yıkımları gösterirken, bir taraftan da insanların eşyalarını binalardan nasıl kurtardıklarını göstermeye çalışacağım. Şu an burada bir yıkım gerçekleşiyor. Bu apartmanda da benim yakınlarım oturuyordu. Allah'tan sağ kurtuldular bu binadan. Şu gördüğünüz sarı apartman. Evet, bu binadan çok şükür sağ kurtuldular. Şu an burada bu acil yıkılacaklar listesinde olan bu binalar şu an burada yıkılıyor. Bununla birlikte 608 nolu sokak boyunca ilerliyorum ben. Burada yıkılmış binalar var. Onları göstereyim size ve yıkılmak üzere olan binalar var. Onlardan da biraz size görüntüler göstermeye çalışacağım. Bildiğim kadarıyla burası Çağlayanların binasıydı. Burası da yıkılmış durumda. Sol taraf meydana doğru gidiyor. Meydanda şu an yıkım faaliyetleri devam ediyor. Hemen meydanın kulesini size göstereyim. Sağ taraf da Yeni Cami tarafına doğru giden yol. Yine burada da yıkımlar olmuştu. Şimdi şu aşağıda gördüğünüz ağır hasarlı binalardan insanlar yavaş yavaş eşyalarını çıkarmaya çalışıyorlar. Genel olarak şu an Gölbaşı'nın birçok mahallesinde, sokağında eşya taşımaları mevcut. İnsanlar eşyalarını taşımaya çalışıyorlar. Şu an buradaki en büyük problemlerden bir tanesi nakliye ve taşınma problemi. Şu an nakliye bulmak biraz sıkıntı. Yani bulabiliyorsunuz, sorun yok, ama sıra bekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu bina yan taraf birbirinden ayrılmış durumda. Şu an 608 nolu sokakta Nergis Apartmanı'nın önündeyiz. Yine bu binalar da birbirlerinden şu an ayrılmış durumda. Evet, nakliye konusuna gelecek olursak, yani şu an taşınma burada çok ciddi sıkıntı. İnsanlar kendi imkanlarıyla evlerin içerisine girip eşyalarını kapılarının önüne çıkarmaya çalışıyorlar. Kapılarının önüne çıkarabildikleri eşyaları da eğer araç bulurlarsa bulup nakliye aracıyla bir başka yere sevk etmeye çalışıyorlar. Tabi bu sefer orada da problem çıkıyor. Yer bulmak da burada biraz sıkıntı. Artık apartmanların depoları, ambarları bir şekilde değerlendiriliyor geçici olarak. Onun dışında eşyaların taşınmasıyla birlikte insanlar yavaş yavaş ayakta durmaya çalışıyorlar. Şu an Gölbaşı şehir içinde Yeni Mahalle'de 608 nolu sokaktan hareketle Gölbaşı şehir içinde durumlar bu şekilde. Dediğim gibi mahalle aralarında sokaklarda çok ciddi manada çadırlar kurulmuş durumda. İnsanlar hala depremden dolayı evlerin içerisinde değil, çadırlarda yaşıyorlar ki dün Malatya Yeşilyurt merkezli 5.6 şiddetinde de bir deprem oldu. Dolayısıyla deprem korkusu hala devam ediyor. İnsanlar çadırlarda yaşamaya devam ediyor. Yoğun bir şekilde mahalle aralarında sokaklarda çadırlar var. Onun dışında da şu an buradaki en büyük telaşa insanların yıkılmak üzere ağır hasarlı, orta hasarlı veyahut yıkılacak binalarından eşyalarını kurtarmaya çalışma çabası var buralarda. Binalara girebilenler girebiliyor. Eşyalarını söküyorlar. Taşıyabildiklerini taşıyıp, yer ayarlayıp, nakliye ayarlayıp eşyalarını taşımaya çalışıyorlar. Şu an Gölbaşı'ndaki en büyük telaşı, en büyük sıkıntı nakliye, taşınma ve taşıdığınız eşyaları koyacağınız bir ambar sıkıntısı arkadaşlar.
Benim tavsiyem genelde ev sahiplerine gelip burada mallarının evlerinin başında durmaları. Diğer türlü uzaktan yönlendirme ile burada kesinlikle iş yapamıyorsunuz. Çünkü işçiler haklı olarak risk alıp hasarlı binalara girmek istemiyorlar. Haklı olarak, dediğim gibi bunu özellikle belirtiyorum. Artık vatandaşın kendisi kendi riskini alıp binasına girebiliyor. Eşyalarını çıkarabiliyor, kurtarabildiği kadarını. Sonrasında taşınma işlemine geçiyorlar. Şu an burada mahalle aralarında birçok yerde böyle sokak üzerinde ev eşyaları, beyaz eşyalar ve taşınmak üzere olan insanlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. 28 Şubat itibariyle Gölbaşı'ndan son durum bu şekilde.